Haftalık olan basın toplantımıza hoş geldiniz, şeref verdiniz diyorum. Öncelikle toplantımızın hayırlara vesile olmasını Yüce Rabbim'den niyaz ediyor. Ve hem sivil hem asker kahraman şehitlerimizi rahmetle, minnetle ve şükranla yad ediyorum. Ruhları şad olsun, mekanları cennet olsun. Yaralı olan sivil vatandaşlarımıza ve gazilerimize Yüce Rabbim'den acil şifalar niyaz ediyor. Şu anda bölgede devam eden Barış Pınarı Harekatımızdaki yiğitlerimize, askerlerimize, mehmetliklerimize, güvenlik güçlerimize Rabbim'den üstün muvaffakiyetler diliyorum. Rabbim her daim onların yanlarında olsun, onları mansur ve muzaffer eylesin, düşmanlara karşı, teröristlere karşı galip eylesin inşallah. Kıymetli basın mensupları, değerli dava arkadaşlarım, biliyorsunuz son dünya şampiyonu Fransa ile bir milli maç oldu. Tabii Fransa'da alınan beraberlik sadece Fransa'ya değil, anlaşılıyor ki bütün Avrupa'yı ve Türkiye düşmanlarını rahatsız etmiş vaziyette, bir türlü bunu hazmedememişler. Tabii bunu bir yerden sabote etmeleri, baltalamaları gerekiyor başarısızlığı ve nihayet bula bula futbolcularımızın Barış Pınarı Harekatı'ndaki kahramanlarımıza gönderdikleri selamı mesele ettiler, derdiler. Şimdi bir kere bu kabul edilemez bir şey. Bizim takımımızın asker selamından önce bu selamı veren başka futbolcular var. Geçmişte bunlarla ilgili bir disiplin soruşturması, ceza yapılmış mı, yapılmamış. Niye Türkiye'ye girince bu böyle? Çünkü hem Fransa'daki başarı hazmedilemiyor, hem Mehmetçiklerimizi Suriye'nin kuzeydoğusundaki Barış Pınarları Harekatı hazmedilemiyor. Şayet şuna yürekten inanıyorum ki Fransa galip gelip de oradaki PYD, YPG'li teröristlere selam gönderseydi, inanın UEFA bu soruşturmayı başlatmazdı. Yani açık ve net bir Türk düşmanlığı üzerine yürütülen bir politika var. Ama buna bizim eyvallah diyecek halimiz yok. Ne cezayı verirlerse versinler, hangi kararı, yaptırım kararını devreye sokarlarsa soksunlar, hem Mehmetçiklerimiz sahada, hem de futbolcularımız sahada yürümeye ve zafer kazanmaya devam edecek. Kıymetli basın mensupları, takip ettiğimiz ve gördüğümüz üzere Barış Pınarı Harekatı devam ettikçe bölgedeki devletlerin birbirleriyle olan ilişkileri de ortaya çıkmaya başladı. Kim var bölgede? ABD var, Rusya var, İran var, Fransa var, İtalya var, Almanya var, İngiltere var. Peki bu ülkeler kaç bin kilometreden geldiler oraya? Birisi 10 bin kilometreden, birisi 7 bin kilometreden, birisi 5 bin kilometreden, birisi 3 bin kilometreden. Şimdi bize diyorlar ki siz çekilin. Peki biz neredeyiz? Biz 0 kilometredeyiz. 10 bin kilometreden gelen diyor ki bize sen çekil diyor. Buraya karışma diyor. Dediği yer neresi? 100 yıl önce benim toprağım olan yer. Benim vatandaşlarım. Aynı ülkenin vatandaşı olduğumuz insanlar. Burası için söylüyorum.
Bu büyük bir hadsizliktir. Dolayısıyla da 10 bin kilometreden, 5 bin kilometreden, 7 bin kilometreden gelenler çekilmedikçe Türkiye oradan çekilmemelidir ve çekilmemelidir. Çekilmeyecek. Sonuna kadar orada durmalıdır ve olmalıdır. Çünkü yapmaya çalıştıkları Türkiye'yi oradan çıkartıp masa başında kendi planlarını devreye sokmaktır. Yeni haritaları Türkiye'siz çizmektir. Aynen bundan 100 yıl önce Sykes-Picot'ta olduğu gibi. Aynen bunu yapmaya çalışıyorlar. Yeni bir harita çizilecek ve dolayısıyla Türkiye burada olmasını istiyorlar. Esas mesele bu. Bu meseleyi asla ve kat'a gözden kaçırmamak lazım. Bugün buraya gelen ABD heyetinin de Türkiye'yi tekrar müzakereye, masa başına davet etmesinin de bir sebebi bu. Biraz sonra ona da değineceğim. Bir yandan Türkiye ile ABD güvenli bölge müzakere sürecini yürütürken ki biz parti olarak bu müzakere sürecine hep karşı olduk ve bunun bir oyalama süreci olduğunu burada defalarca ifade ettik. ABD ve Rusya'da arka kapı siyasetiyle bölgeyi şekillendirmeye devam etmek istiyorlar. Suriye'de hem rekabet içerisinde olan hem de ortak çıkarları söz konusu olduğunda kolaylıkla mutabakat oluşturabilen ABD ve Rusya'nın anlık anlaşmalar yapabildiğini de gördük. İşte en son Münbiş'te olduğu gibi. Türkiye bu planın neresinde ve neresinde olmalı? Kimin elinin kimin cebinde olduğu belli olmadı. Bu tehlikeli coğrafyada her an her şeyin değiştiğini ve her şeyin de mümkün olabildiğini de görüyoruz. Bir bakıyorsunuz yapılan anlaşmalar ve kurulan ittifaklar bile çıkarlar söz konusu olduğunda anında değişebilir. Malumunuz tıpkı DAEŞ gibi CENTCOM'un kuklası olan YPG, PKK terör örgütünün sözde Rojava ama Türk devletinin müsaade etmediği sözde koridor devleti senaryosunun yine sözde başkenti mesabesindeki Kobani denilen aynı asıl ismi aynen Arap olan şehirdeki Amerikan üssünün de Münbiş'teki boşaltılması gibi. Münbiş'teki gibi yeni bir sürprizle karşılaşmamak için Türk Silahlı Kuvvetleri mutabakat falan dinlemeden aynel araba ivedilikle girmelidir değerli arkadaşlar. Bunu ifade ediyorum. Hiç beklemeden girmedi. Çünkü Fırat'ın doğusu diye nitelendirilen bölgenin başlangıcında yer alan bu şehir bildiğiniz gibi Türkiye'nin Şanlıurfa Suruç ilçemizin güneyinde yer alır. Barış Pınar Harekatı sırasında Nusaybin şehrimiz gibi Mürşit Pınar bölgesi de hem askeri alanlarımız hem de sivil alanlarımız hem havan hem de roket saldırılarıyla muhatap oldu. Bu nedenlerden ötürü Türkiye'nin aynel araba girmesi ve orada alan hakimiyeti elde etmesi elzemdir. Yukarıda söylediğimiz gibi bunun için bizim çok sayıda meşru gerekçemiz de vardır. Çünkü orası aynı zamanda PKK ve YPG içinde simgeseldir. Dolayısıyla da Türkiye'nin onlar için simge haline gelen bu bölgeyi, bu beldeyi mutlaka ama mutlaka terörden temizlemesi gerekir. Eğer bu yapılmazsa bu harekat yarım kalmış olur. Kadük kalmış olur. Yani biz şu anda Suriye rejiminin gözüküyor ki Münbiş'e girmesiyle birlikte orası Suriye rejimine teröristlerin çıkarılması kaydı şartıyla bırakılacak gibi gözüküyor. Ama biz aynen arabu şu anda Suriye rejimine de bırakamayız. Çünkü bu bizim hemen burnumuzun dibinde ve dolayısıyla da belli bir süre Suriye'de tamamen ateşkes ilan edilir.
siyasi çözüm net olarak ortaya konmadıktan sonra biz aynen Arap'ı PKK-PYD'ye olmasa da Suriye rejimine de bırakamayız. Oranın mutlaka ama mutlaka Türkiye'nin kontrolünde olması lazım. Tam ateşkes sağlanana kadar. Çünkü hemen burnumuzun dibinde. Yani Suruç'tan ben gittim oraya, yürüyerek 500 adımla oraya varırsınız. Bu kadar yakın bir yer. Dolayısıyla burası ihmal edilmemeli ve mutlaka ivedilikle oraya harekat başlatılmalıdır. Tabii burada bir diğer husus da cephe gerisi savaşı dediğimiz psikolojik savaş. Bildiğiniz üzere Türkiye'nin Barış Pınarı operasyonuna girişmesinin 3 ana gerekçesi var. Bunlardan birincisi Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunması. İkincisi burnumuzun dibindeki terör tehdidinin bertaraf edilmesi, bölgenin teröristlerden temizlenmesi, PKK'dır, YPG'dir, DAEŞ'tir. Üçüncüsü de bir güvenli bölge oluşturularak Türkiye'deki mültecilerin önemli bir kısmının oraya yerleştirilmesi. Maalesef biz bu üç meşru gerekçemizi dünya kamuoyuna çok iyi anlatamadığımızı görüyoruz. Ülke olarak anlatamadığımız bir diğer önemli gerekçe ise gelinen aşamada neredeyse dünya kamuoyundaki dezenformasyon ve kara propagandanın en önemli malzemesi haline getirilen bir konu var. O da YPG ile PKK'nın arasında bir fark olmadığı, YPG'nin de tıpkı PKK gibi bir terör örgütü olduğu gerçeğini bir türlü Türk dünyaya ya biz anlatamadık ya da onlar kabul etmediler. Anlamak istemeyene hiçbir şeyi anlatamayız. Bu yüzden anlamak istemeyen ön yargılı ülke yönetimlerini bir kenara koyalım. Fakat bu yöneticilerin etkileme gücüne sahip kendi kamuoylarına yönelik ikna edici güçlü argümanlarımızı da biz ulaştıramadık. Bunu yapacak ve başaracak çok ciddi kapasitemiz var. Fakat Batı kamuoyu başta olmak üzere dünya kamuoyu algısını kendi tezlerimize odaklayacak çabalarımızı sahadaki askeri başarılarımızla eş güdümlü bir şekilde maalesef yürütemedik. Dikkat ederseniz gerek Trump, gerek Putin, gerekse AB ülkeleri liderlerinin PKK-YPG terör örgütünden genel bir ifadeyle Kürtler diye bahsedilmesi ciddi bir algı yönetimidir. Bunun arkasından Türkler bölgedeki Kürtlere yaşam hakkı vermiyor yalanları ve kara propagandaları gerçek dışı yazılı ve görsel malzemelerle desteklenerek tüm dünya kamuoyuna bilhassa sosyal medya mecraları üzerinden servis edilmektedir. Oysa Türküyle Kürdüyle bizler yüzlerce yıldır bu coğrafyada birlikte yaşayan aynı dinin mensubu olduğumuz, evlilik yoluyla akraba olduğumuz etle tırnak gibiyiz. Biz kardeşiz. Bu birliği ve dokuyu bozmak ve birbirinden ayırmak için çabalayanlara inan kardeşliğimizi sürdüreceğiz. PKK, YPG ve diğer örgütler Kürtlerin asla temsilcisi olmamıştır ve değildir. Ama biz bunu dünyaya anlatmakta güçlük çekiyoruz. Bunu anlatmak için bizim güçlü argümanlarımız var. Bu argümanlarımızı süratle devreye sokmalı, sosyal medya dahil olmak üzere tüm iletişim araçları en etkili bir şekilde kullanılarak bu hususlar dünyaya anlatılmalıdır. Yani birincisi bizim harekatımızın haklı gerekçeleri, harekatımızı bizim oradaki teröristleri temizlemek, Suriye'nin toprak bütünlüğü ve sınır güvenliğimizi ve buradaki mültecilerin önemli bir kısmını oraya yerleştirmek için yaptığımızı anlatmak ve bu konuda ikna etmek. Bir diğeri de YPG'nin, PYD'nin PKK gibi bir terör örgütü olduğunu ve bu terör örgütlerinin de asla Kürtlerin
Kürt kardeşlerimizin temsilcisi olmadığını bizim anlatmamız lazım. Bu konuda bizim çok güçlü argümanlarımız var ama maalesef baktığımız zaman dünyanın genel kamuoyunda bu konuda geride kaldığımız çok açık ve net bir şekilde gözüküyor. Bugün sahada mücadele ettiğimiz emperyalizmin uşaklığını yapan ve bu uşaklık karşılığında onlardan özel statülü devletçilik dilenen, kadın, çocuk, sivil demeden türlü ve iğrenç cinayetler işleyen PKK başta olmak üzere YPG ve diğer unsurlardan Kürtler diye bahsetmek aslında Kürt kardeşlerimize de büyük bir hakarettir. Biz bu hususta Kürdüyle, Türkmeniyle, Çerkeziyle, Laziyle büyük bir milletiz. Bu milletin adı da Büyük Türk Milleti'dir. Bunu bütün dünyaya anlatmamız lazım. Geçtiğimiz günlerde Sayın Cumhurbaşkanı da söyledi. Sadece Adalet ve Kalkınma Partisi'nin içinde 50 milletvekili olduğunu söyledi. Kürt kökenli. CHP'de de var, MHP'de de var, İYİ Parti'de de var, bizde de var. Dolayısıyla da belki AK Parti'deki Kürt kökenli milletvekili sayısı HDP'dekinden daha fazla. Şimdi bizim bunları dünyaya anlatmamız lazım. Bu konuda da devlet bunu yapacak ama özellikle Kürt kökenli milletvekillerimiz, belediye başkanlarımız, sivil toplum örgütü temsilcilerimiz, Avrupa'daki uzantılarımız bunu ziyadesiyle yapması gerekiyor. Bizim bunu dünyaya anlatmamız gerekiyor. Bunu söyledim. Kötü niyetli olanları anlatamayız ama iyi niyetli olanları anlatmak zorundayız. Bu gerçeği bizim kabul ettirme gibi bir mecburiyetimiz var. Yoksa daha çok başımıza bu mesele yüzünden büyük aileler açacaklar. Bir diğer husus Türkiye'ye yapılan haksızlık. Efendim işte Türkiye'nin bu harekatı sonrasında DAEŞ'in bölgede tekrar yeşerebileceği, bir mevzi kazanabileceği noktasında. Bu da büyük bir kara propaganda. Bugüne kadar DAEŞ'le göğüs göğüse mücadele eden tek ülke Türkiye, tek asker de Türk askeridir, Mehmetçik'tir. Ama biz bunu bile dünyaya anlatamadık. Bu konuda da her türlü argümanı kullanarak bunu da anlatmalıyız. Ve eğer bugün DAEŞ o bölgeden temizlenmişse burada en büyük güç katkı Türkiye tarafından verilmiştir. Bu da büyük bir haksızlıktır. Dolayısıyla bu haksızlığa da meydan vermemek ve bu konu hakkında da her türlü bizim argümanı kullanmamız gerekiyor. Çok şükür bütün bu kara propagandalar kahraman ordumuzun azmini, mücadele gücünü bozdu. Aziz milletimizin içine bu türden nifak tohumları ekmek isteyenlere sağladığı birlik ve beraberlikle biz fırsat vermedik ve bundan sonra da vermeyeceğiz. Fakat bugünden tezi yok. İletişimin en zirve yerlere uğraştığı küresel dünyada cephe gerisi dediğimiz bazen cephe savaşlarından daha etkili mücadeleler verilen ve sonuçlar alınabilen meydanı da doldurmaya başlamamız şart oldu. Türkiye'de bilhassa sosyal medya kullanıcıları sahada askerimizin gösterdiği fedakarlık misali dijital dünyada devlet millet dayanışması göstererek bu alanı en etkili bir şekilde kullanmaya başlamalı ve bu dünyada ülkemize açılan psikolojik ve dijital savaşa misliyle karşılık verilmelidir. Bu vatansever, milletperver her Türk vatandaşının asli, vatani bir görevidir. Bunu hepimizin yapması lazım. Kıymetli basın mensupları, değerli arkadaşlar. Bugün biliyorsunuz Amerika Birleşik Devletleri'nden bir heyet Türkiye'ye geliyor. Başkan Yardımcısı'nın ve Dışişleri Bakanı'nın içinde oldu. Şimdi bunların niyeti ne? Niyetleri Arap Uluslu'ya gelmek. Bunu açıkça ifade ediyorlar.
Peki kimle kim arasında arabuluculuk yapıyorlar? Niyetleri Türkiye ile terör örgütü arasında arabuluculuk yapmak. Bir kere Türkiye'nin çok açık ve net bir şekilde bunu muhataplarına bildirmeleri lazım. Hangi sahiple olursa olsun biz PKK, PYD, YPG terör örgütüyle masaya oturmayız, müzakere etmeyiz. Bunun için geliyorsanız hiç gelmeyin demesi lazım. Türkiye'nin bir kere bunu söylemesi lazım. Ve kesinlikle de Türkiye'nin böyle bir masa başı işine girişmemesi lazım. Buraya giriştiği anda bugüne kadarki bütün tezleri çürümüş olur. PKK'ya, PYD'ye, YPG'ye yönelik teröristler, bu bir gerçek. Ama eğer bir müzakere sürecine girilirse, ki geçmişte bu yapıldı, büyük bir hata oldu, biz o zaman da söyledik ki şimdi biraz da onun faturası çıkıyor. Dolayısıyla tekrar bu yola girildiğinde artık biz kendi elimizle, kendi devletimizin yöneticileri vasıtasıyla onları meşrulaştırmış oluruz. Kalıcı bir hale getiririz. Kesinlikle buna girilmemesi lazım. Ha biz Amerika ile oturup konuşuruz, Rusya ile oturup konuşuruz, Avrupa Birliği ile oturup konuşuruz ama PKK, PYD, YPG ya da onların uzantılarıyla, siyasi sözcüleriyle asla ve kat'a bir araya gelemeyiz, müzakere edemeyiz. Bizim tek hedefimiz olmalıdır, onları sahada yenmek ve bölgeyi onlardan temizlemek. Meselesi değil. Bu hem dünün hesabı ya hem de yarının, geleceğimizin, valimizin garanti altına alınması demektir. Onun için buradan bizim asla ve kat'a taviz vermemiz söz konusu değildir. ABD heyetine aslında bir de şunu sormak lazımdır. Bir taraftan ambargo açıklıyor. Öbür taraftan üç bakanımız da ilgili. Üç değerli bakanımızla ilgili. Bir, Savunma Bakanımız Hulusi Akar. İki, İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu. Üç, Enerji Bakanımız Fatih Dönmez. Üç bakanımızla ilgili yaptırım kararları açıklıyor. İki bakanlığımızla ilgili. Hangi bakanlıklar bunlar? Milli Savunma Bakanlığı ve Enerji Bakanlığı. Niye seçilmiş bunlar? Birisi sahada teröristlerle mücadele ediyor. Diğeri de Doğu Akdeniz'de hidrokarbon. Bu ikisine de ambargo ve yaptırım kararı oluyor. Bunlara şunu sormak lazım. Hangi yüzle geldiniz? Yani sen benim üç bakanıma yaptırım kararı alacaksın. İki en önemli bakanlığıma yaptırım kararı alacaksın. Ondan sonra utanmadan, sıkılmadan hiçbir şey yokmuş gibi Türkiye'ye geleceksin. Bunlara sormak lazım. Hangi yüzle geldiniz? Önce şu yaptırımları kaldırın, ondan sonra gelin demek lazım. İşin doğrusu bu. Bunu söylemek lazım. Hadi onlar yüzsüz ama bizimkilerin de bu yüzsüzlüğe fırsat vermemeler lazım. Yani bu kabul edilebilir bir şey değildir. Yani bir taraftan Türkiye ile ilgili her türlü kararı alacaksın ama öbür taraftan geleceksin hiçbir şey yokmuş gibi Türkiye ile bir takım görüşmeler yapmaya çalışacağız. Buna da fırsat verilmemesi gerektiğini düşünüyorum. Kıymetli dava arkadaşlarım, değerli basın mensupları. Tabii dışarıyı anlıyoruz. Dışarıyı anlamakta çok güç çekmiyoruz. Ama içeride de yine siyasi bölücüleri, PKK'nın, PYD'nin uzantılarını bir kenara bırakıyorlar. Çünkü onlar hainliklerini yapmaya devam edecekler. Aslında onlara o fırsatın verilmemesi lazım. Bakın bugün Dışişleri Bakanımız gelecek, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir bilgilendirme konuşması yapacak. Bilgilendirme yapacak. Kim var o mecliste? PKK'lılar da var. PYD'liler, YPG'liler de var. Onlar da Türk Dışişleri Bakanı'nın bilgilendirmesini dinleyecekler. Yani düşman içeride, terörist meclise kadar girmiş.
Yani biz, ben bugüne kadar onların sözde başkan vekillerinin yönettiği hiçbir toplantıya girmedim. Karşı olarak arasında terör ve mesafe koymadığı sürece HDP'nin bir siyasi parti olarak ve onların milletvekillerinde gerçek bir milletvekili olarak görmüyoruz. Yani biz bugüne kadarki duruşumuz bu. Bundan sonra da devam edelim. Ama bugün Dışişleri Bakanımız geldi. Aslında o meclisi onların sözüne yönettirmemek lazım. Dışişleri Bakanı gibi önemli. Aslında hiç yönettirmemek lazım da, hadi buna müsaade ettin ama böyle önemli konularda yönettirmemek lazım. Buna meydan vermemek lazım, buna fırsat vermemek lazım. Çünkü hala düşmanlık yapıyorlar. PKK, PYD, YPG teröristler orada askerimize, polisimize, sivilimizi bombalıyor. Ama bunların hainleri çıkıp hem de mecliste basın toplantısı düzenleyerek o bombaların nereden atıldığı belli değil diyorlar. Yani belli işte Aynal Arap'tan atılıyor. Efendim işte Resulayn'dan atılıyor. Yani PKK, YPG mevzilerinden atılıyor. Ama bunu kabul etmiyor. Bunu toz kondurmuyor hala PKK'yı, YPG. Toz kondurmuyor ve işgal diyor. Utanmadan, sıkılmadan işgal diyor. Bazı batılı ülkelerin ağzında da bu cümle var. Biz nereye işgal etmişiz? Yani bizim Türk ordusunun girdiği yerlerde Suriye ordusunda, Suriye bayrağı dalgalanıyor. PKK paçavraları, YPG paçavraları dalgalanıyor. PKK, PYD'li teröristler var. Onları koruyup kollayan CENTCOM'un ABD özel kuvvetleri var. Kim var? Tam tersine biz Türkiye olarak orayı işgalden kurtarıyoruz, özgürleştiriyoruz. Bize sığınmış olan mültecileri de asıl vatandaşların vatanlarına yerleştireceğiz. Bizim gayemiz bu. Ki bunu bile dünyaya biz anlatamıyoruz. Bir de ana muhalefetimiz ve onun başını çektiği ittifakın üyeleri var. Bir taraftan millet baskısıyla destek verir gibi gözüküyorlar ama öbür taraftan fırsatını buldukça hemen çakıyorlar. Yani bunlara da bizim tavsiyemiz şu. Ya bu süreçte adam gibi durun. Adam gibi. Yani bu sürecin istismarı olmaz. Hiç kimse tarafından istismarını kabul etmiyoruz. Tezkereye evet dediniz, öyle sağa sola yalpalamak yok. Adam gibi sonuna kadar duracaksınız. Yapmaları gereken bu. Geçmişte yanlışlar olmadı mı? Oldu, biz de söylüyoruz ama şu anda paçadan çekmenin kimseye faydası olmadığı gibi devlete, millete zararı var. Bizim şu anda harekat döneminde hepimizin dimdik ordumuzun, devletimizin, hükümetin yanında durma mecburiyeti var. Bu hem millete, hem devlete, hem tarihe, geçmişe, hem geleceğe karşı bir sorumluluğumuzdur. Destekliyoruz ama diye başlayan özellikle Türkiye'yi dışarıya şikayet edici, efendim haksız bir şekilde Türkiye'nin geçmişte ya da bugün işte bölgedeki bir takım terör unsurlarıyla birlikte hareket etti ya da hareket ediyor oldu. Suriye Milli Ordusu'nu da sanki bir terör unsuruymuş gibi gösterme gayretlerine Türkiye içinden muhalefetin desteğini ya da söylemlerini doğru bulmuyoruz. Ve bunları doğru konuşmaya davet ediyoruz. Çünkü bu mesele bilinmeyen bir meseledir. Onun için burada hepimizin safları sıklaştırıp omuz omuza bir duruş sergilemesi gerekir. Arap Birliği'nin kınaması maalesef Arap dünyasının Türkiye'ye karşı bakışının bakışlarının gerçek yüzünü ortaya koyuyor. İstisnaları tabii ki ayırıyor. Katar gibi istisnaları ayırıyor. Ama maalesef Arap Birliği'nin bu kararı aslında o örgütün bir Arap Birliği değil,
emperyalist ve siyonistlerin bir araya getirdiği kukla devletçiklerin, kukla yöneticilerinin bir birliği olduğunu da görmüş olduk. O zaman Arap birliği denemez. Bak, Türk dünyası aslanlar gibi arkamızda elhamdülillah. Çünkü Türk dünyası işbirliği konseyinde de gözüktü. Türk'ün Türk'ten başka dostu yoktur sözünü bir kere daha orada da göstermiş olduk. Ama tabii ki biz dostlarımızın artmasından yanarız. Özellikle de Türk dünyası gibi Türk dünyasının verdiği desteğin aynısını İslam dünyasından da bekliyoruz. Bu bizim hakkımız. Çünkü biz her alanda destek verdik. Pakistan zaten destekliyor ama Filistin'in konusunda en çok uğraşan ülke Türkiye. Bedelse bedel ödeyen Türkiye, risk alan Türkiye, düşman kazanan Türkiye. Ama bakıyorsunuz Filistin'den güçlü bir destek yok. Güçlü bir destek yok. Aynı şekilde Türkiye'nin destek verdiği Balkan ülkelerinin Kosova'dır, Makedonya'dır, efendim Arnavutluk'tur, Bulgaristan'dır, bunların da Romanya'dır, Ukrayna'dır, bunların da Türkiye'den güçlü bir destek vermeleri gerekiyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'nın yaptığını gördünüz. Yani güler misin, ağlar mısın dedirten cinsler. Tam bir arkadan vurma ve hançerleme işi. Yani yer ve zamanı geldiğinde, fırsat bulduğunda bu zihniyettekilerin, bu tinettekilerin neler yapabileceğinin gözükmesi açısından çok üst düzey bir örnek sergiliyor. İçindeki vatan düşmanlığını bir anda zerk etti. Türkiye karşıtlığını bir anda ortaya çıkardı. O artık bizim gözümüzde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı değildir. Meşruiyetini kaybetmiştir. Onun için bundan sonra o koltukta oturduğu sürece Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sözde Cumhurbaşkanı diye hitap edeceğiz. Asıl Cumhurbaşkanı değildir. Kıbrıs, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Milli Meclisi'nde de bazı parti sözcülerinin, genel başkanlarının kendisini istifaya davet ettiği konuşmaları takip ettim, izledim. Yapması gereken şudur. Derhal özür dileyip istifa etmektir. Çünkü yaptığı ikinci açıklamada da hiçbir özür falan yok. Kendi laflarını, haklılığını ispat etmeye çalışıyor. Onun için İstifa etmelidir. İstifa etmiyorsa da Milli Meclis onu azletmelidir. Onlar da bu azil sürecini işletmezlerse onlar da sorumluluk altına girerler. Ama zaten şurada seçim 3 ay vardır. Dolayısıyla istifa etmeli ve hak etmediği, dolduramadığı o koltuğu boşaltmalıdır. Biz ne dedik? İlk bu hareket başladığı zaman Barış Pınar Harekatı en az 1974 Kıbrıs Barış Harekatı kadar önemli dedi. Bunu biz söyledik. Eğer o gün o harekat yapılmasaydı bugün adada Kıbrıs Türk'ü varlığından bahsedilebilir miydi? Mustafa Akıncı diye birisi o koltukta oturuyor olabilir miydi? Türk bölgesi diye bir bölge, Türk diye bir şey kalmış mı bu? Bunun idrakinde bile değil. Cumhurbaşkanı olmuş ama adam olamamış. Vatansever, milletperver olamamış. Bunun idrakinde bile değil. İşte bu harekat da en az bu kadar. Eğer bugün biz bu harekatı yapmasak, bölge tamamen terör örgütünün hakimiyetine girecek. Orada özel statülü bir devletçi kuracaklar. Onu sonra Kuzey Irak'ta bir eklemleyecekler. Peşine de Türkiye'nin Güneydoğu Anadolu bölgesinden bir bölge isteyecekler. Bu açık ve net. Onun için bu harekat çok hayatidir. Sadece bugünümüzün değil, geleceğimizi de garanti altına almaya yönelik bir harekattır. Evet, ben tekrar
şehitlerimizi rahmetle anıyoruz. En son iki asker şehidimiz var. Biliyorsunuz bir üstelmenimiz, bir uzman çavuşumuz. Onlara ve daha önceki şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralı gazilerimize acil şifalar niyaz ediyorum. İşte dün de Mardin Kızıltepe, daha önce Akçakale, Nusaybin, Suruç, dün de sivillere yönelik PKK, PYD saldırısında Mardin Kızıltepe'de iki vatandaşımız hayatını kaybetti. Ama dünya bunu görmüyor. Niye sivillere saldırıyorsun demiyor, hiç duydunuz mu? Daha Türkiye bir kişi, bir sivile bir burnu kanamadı. Ama Türkiye sanki bunu sivillere karşı yapıyormuş gibi gösteriyor. İşte çifte standart ve haksızlık. Evet, katılımınız için teşekkür ediyoruz. Hem basın mensuplarımıza hem siz değerli dava arkadaşlarımıza şükranlarımı sunuyorum. Sağ olun, var olun, Allah'a emanet olun. Devrimimizi daim eylesin. Kahraman askerimize de selam olsun.